Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, partisinin Bayrampaşa'da Verilini İstanbul mitinginde vatandaşlara hitap etti. Muhteşem katılımın olduğu mitingde konuşan BTP lideri, iktidarın tek bir meseleyi dahi çözemediğine işaret ederek "Merak etmeyin, biz varız." dedi. Türkiye'nin elimizden çıktığını açık ve net olarak görüyorsunuz. Ve artık ne olacak diyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Haydar hocanız var. Onlar ne kadar batırırsa batsınlar, onlar batacaklar ama biz Türkiye ile beraber dünyanın en güçlü milleti olacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'de kaynak var ama bunu işleyecek kafalar iktidarda değil. Biz bu işi çok ama çok iyi biliyoruz. Bunda hiç kuşkunuz olmasın. Bak Rusya'yı biliyorsunuz. Rusya'yı adam eden adam benim. Yani onlar bunu gizlemiyor. Onlar kesinlikle bizi kalkındıran adam Haydar Hoca'dır. Bunu böyle diyorlar ve benim meclislerinde Duma deniyor onların meclisine 6 saat konuşturdular. Meclise girerken özel bir kapıdan beni aldılar. Bu kapıdan bir de Çin devlet başkanı geçti. Daha Allah kulu geçmedi. Hocam Türkiye'yi bu gidişatla hangi zamanda düzeltebilirsiniz diye soruyor musunuz? O halde dinleyin. Ben Türkiye'yi en kötü ihtimalde 6 ay içinde düzeltirim. Cebiniz para görür. Karnınız doyar. Şerefiniz artar. Bunda asla kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Baş, bize oy veren de vermeyen de kardeşimizdir dedi. Bize gerek oy verenler veya oy vermeyenler benim öz kardeşimdir. Bunu iyi bilin. Kim olursa olsun. Eğer biz milleti barıştıracaksak hiçbir ayrım yapmadan hem Kürt'ü, hem Laz'ı, hem Çerkez'i, hem Boşnağı, hem Arap'ı ne kadar etnik grup varsa kardeş gibi görmek mecburiyetindeyiz. Bunu iyi bilin. Konuşmasında ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulunan Bağımsız Türkiye Partisi lideri, bizdeki enflasyon talepten çıkmış bir enflasyon değil, Türkiye'deki enflasyon maliyet enflasyonudur. Bunlar bunu düşüremez dedi ve dolarla borçlanmayın uyarısı yaptı. Hele seçimden sonra bu ata binmiş süvari gibi olacak. Her gün döviz üzerine vuracak. Döviz borcunuz varsa borç harç bunu ödeyin. Anlaşıldı mı? Dövizde bir kuruş borçlanmayın. Aslında aklınız varsa hiçbir yere borçlanmayın. Yani dövizle değil Türk lirasıyla da borçlanmayın. Çünkü bundan sonra faizler artacak. Faizler arttığı zaman o da büyük bir sıkıntı. Onu da aşmanız mümkün değil. Ama Haydar Hoca'yı iktidara getirirseniz merak etmeyin. Onu ben kolay kolay size ödetirim. Hiç endişe etmeyin. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Rusya'yı bu noktaya getiren benim. Bizi kalkındıran adam Haydar Hoca'dır diyorlar ifadelerini kullanan Haydar Baş şöyle devam etti. Formülünü söyleyeyim size. Bütün illerdeki madenlerin haritasını çıkartıyoruz. Ne kadar olup olmadığını tespit içinde bir komisyon oluşturuyoruz. Onlar bir rapor hazırlıyor. Diyor ki mesela 150 milyar dolar demir madeni var. Bilmem 100 milyar dolar altın madeni var. Sayıyor bunları toplam şu kadar milyar dolar bizim servetimiz var. Mahkeme bu kararı tespit ediyor. Altına hakim bey imzasını atıyor. Tamam da hocam bundan ne olur? İşte bakın neler oluyor.
Bu siyasiler bundan anlamaz. Hukuku bilen adam anlar. Ben hukukçuyum aynı zamanda. Biz ne yapacağız? Mesela denildi ki 500 milyar dolarlık filan illerde kaynak maden var. Kanunlaştırdık. Alacağız bu kanunu elimize doğru Merkez Bankası'na veya hazineye teslim edeceğiz. Merkez Bankası'na talimat vereceğim. Sen 10 milyar Türk liralık para basacaksın. Tamam mı? Bana itiraz eden çıkabilecek mi? Çıkamaz. Neden? Çünkü kaynağını gösterdim. Bak şu madenler bu paranın kaynağı. Ha istedik Türkiye'nin madenleri. 3 katrilyon dolarlık servetimiz var. Bağımsız Türkiye Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin her yerinde seçime giren tek parti olduğunu ifade eden Haydar Baş şöyle devam etti. Size çok büyük bir gerçekten bahsedeceğim. Buraya bizi niye tıkadılar biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin her tarafında adayı çıkartan tek kadro biziz, parti biziz. Şimdi iktidar partisine bizim %50'miz kadar aday çıkartamadı. Evvallahi iktidar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bak o da çıkartamadı. MHP'ye bak zaten MHP gittikçe geri fitesine taktı. Geriye gidiyor. Benim de köküm ülkücülüktür. Ben oradan geliyorum ama taviz vermedim. Bozulanı gördüm ayrıldım. Şimdi o arkadaşlarımın yeri benim yanımdır iyi bilsinler. Dikkat ederseniz şöyle kötüsünüz demiyorum. Siz iyisiniz yeriniz burasıdır.